Sen şimdi adalet sağladın, öyle mi? Polise şikayet ederek. Zorla alıkoyma ve kötü muamele. Yaman Kırım'la. İfade vermeniz için bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Sakın korkma Seher, tamam? Ben yanındayım. Hadi. Aman da aman. Sağ olasın kızım, sağ olasın. Böyle başımda dikilip duracak mısın? Otursana kızım şuraya, otur. Ha, şöyle. Nedir bu suratın hali Allah aşkına ya? Sanki dünyanın sonu geldi. Döndüm dolaştım yine buraya. Peşimdeki polis de aynı çatının altına geldim. Ne yapacağım ben öğretmenim? Komisere yakalanmadan nasıl idare edeceğim? Bugüne kadar nasıl idare ettik? Öyle idare edeceğiz. Bak, seninle biz kafa kafaya verdik mi bir çaresini buluruz elbette. Hem sen karıştırıyorsun galiba. Ali benim değil, ben onun amcasıyım. İcab ederse çekerim kulaklarını. Öğretmenim, sen de olmasan. Bir de komiser benim sakarlığıma taktı. Ya yine bir şey devirirsem, kırarsam, bu sefer kesin kovar beni. Sen de biraz dikkat et kızım. Ali'nin gözüne fazla gözükmemeye bak. Ali deli fişek bir çocuktur ama merhametlidir. Sen al bakayım şunu. Al al al. Canım öğretmenim benim. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Bak, öğretmenim lafı yok. Olur olmaz yerde söylersin, olmaz. Sadece amca, Osman amca, tamam mı? Tamam öğretmenim. Yani Osman amca. Biraz zor olacak. Tamam, tamam. Hadi bırakalım çeneyi. Sen git üstünü değiştir hemen. Ali'nin sağa solu belli olmaz. Bakarsın çıka gelir, bizi suçüstü yakalamasın. Hadi bakalım. Tamam. Hadi ne duruyorsun? Sallanma hadi, yürü. Marş marş. Neler oldu inanmayacaksın. Kapıya polisler geldi. Aa, niye? Yaman'ı ifade vermeye götürdüler. Zorla alıkoyma ve kötü muameleden. Yaman kendini Seher'in ihbar ettiğini zannediyor. Artık hayatta affetmez onu. Sen pek sevinmemiş gibi görünüyorsun. Yo, sevindim ablacığım, sevinmem mi? De, ihbar edenin kız olmadığı ortaya çıkınca ne olacak? İstediği kadar inkar etsin. İhbarın gerçek kaynağına ulaşamayacaklarına göre Seher asla aklanamayacak. Onun bu evde işi bitti artık. Ablacığım, bence sen bu kızı fazla gözünde büyütüyorsun. Ay, basit bir mahalle kızı. Yaman gibi bir adam o kızı kale alacak değil ya Allah aşkına. Bırak şu telefonu. Zuhal, şu işi biraz ciddiye al. Yusuf'un gönlünü kazanacaksın. Bu Yaman'ı elde etmenin tek yolu. Bunu o mahalle kızı bile anladı. Sen bir türlü anlamıyorsun. Ben bu kadar şeyi boşuna mı yapıyorum? Yaman Seher'i mimledikçe çocuktan uzaklaştıracak. Meydanda sana kalacak. Bunu anlamıyor musun? Bana bak.
Çocuğun dibinden ayrılmayacaksın. O velede kendini sevdireceksin, anladın mı? Buna mecbursun. Yaman'ı elde etmenin başka yolu yok. Bunu kafana sok. Eğer bu saltanat sürsün istiyorsak, eğer bu güce sahip olmak istiyorsak, bunu yapmak zorundayız Zuhal. Bir başkasının gelip burada saltanat sürmesine, bu güce ortak olmasına dayanamam. Anlıyor musun beni? Yaman'ın eşi sen olacaksın. Sen. Anladın mı beni? Anladım ablam. Tamam, anladım. Hayırdır kızım? Seferberlik mi var? Komiser gelmeden evi köşe bucak temizlemem lazım. Gelince pırıl pırıl görsün. Gözüne girmek için o kadar artı puana ihtiyacım var ki. Çok çalışmam lazım, çok. Deterjan, Osman amca Arap sabunu var mı? Ne bileyim ben kızım? Temizliğe gelen kadın kullanıyordur belki diye dedim. Doğru ya, haklısın. Ha, merdivenin altındaki dolaba bak, varsa oradadır. Ha, tamam. Hadi bakalım. Halıları en iyi Arap sabunu temizliyor. Renklerini de çıkarmıyor. Hadi bakalım. Kızım, bu kadar telaşa gerek yok. Dur, ben Ali'yi bir arayayım. Akşama ne zaman gelecek onu bir öğreneyim, bakayım. Tamam mı? Hadi sen benim ilaçlarımı getir bana, hadi. Ha, doğru, ilaçlar. Getiriyorum hemen. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Alo, efendim amca. Alo oğlum, müsait misin? Akşama ne zaman geleceksin diye soracaktım. Şey için. Geç gelirim amca, çok iş var. Evrakları tamamladım. Yaman Kırımlı da sorgu için hazır komiserim. Yaman Kırımlı mı? Evet amca. Şu meşhur Yaman Kırımlı. Şimdi ifadesini alacağım. Sonra ararım ben seni yine, tamam? Oturursanız daha rahat konuşuruz. Yaman Kırımlı. Güçlü şirketler. Hatır sayılır bir filo. Yüksek cirolu ithalat ihracat grafiği. Ancak şöyle bir bakıyorum da dosyanıza. Hakkınızda neredeyse sayısız şikayet ve ihbar, polis baskınları, hatta bir iki de çatışma bilgisi var. Yani şaibeli işler. Şikayet konusuna gelirsek. Yanlış sularda geziyorsun diyorum. Yaman Kırımlı'yı tanımaya çalışıyorum.
Boşuna zorlanma. Dünyalarımız çok farklı. Bildiğim kadarıyla Seher Hanım'ın da dünyası sizinkinden epey bir farklı. Ama her nasılsa onu dünyanıza kabul etmişsiniz. Yusuf'un teyzesi o. Yusuf, yeğeniniz oluyordu değil mi? Rahmetli abimin emaneti. Yusuf'un annesi Kevser Hanım da trabzanlardan düşerek vefat etmiş. Sizce de bu bir kaza mıydı? Raporda ne yazıyorsa o. Çocuğun psikolojisi de bayağı bozulmuş olmalı. Teyzesine. Yani Seher Hanım'a bu yüzden mi ihtiyaç duydunuz? İhbara göre onu zorla alıkoymuşsunuz. Bu doğru mu? Kendisi mi söyledi? Siz soruma cevap verin. Önce sen benim soruma cevap ver. Delilin var mı? O halde görüşme bitti. Önce git savcılıkla görüş. Suçlamaları kanıtla, sonra sorguya çekersin. Benim bu saçmalıklara ayıracak vaktim yok. Bunların gerçekte de saçma birer iddia olması hayrınız olur. Seher bak, resmi ifaden tamam. Ama ben bir türlü ikna olamıyorum. Biz seninle süt kardeşiz. Eğer bana söylemediğin başka bir şey varsa... Yok Fırat, her şey anlattığım gibi işte. Ne o zaman kim şikayet etti bu adama? Bilmiyorum. Ama kim yaptıysa beni çok zor durumda bıraktı. Şimdi senin konakta rahatın yerinde. Yani öyle mi? Eminsin. Fırat, gerçekten iyiyim. Beni çok iyi misafir ettiler. Yusuf'un yanında da çok güzel bir oda verdiler. Daha ne isterim ki? Yusuf şu ara ilgiye muhtaç. Yaman Bey de onun iyiliği için bakımını bana bıraktı. Hiç tanımadığı halde güvendi bana. Zorla tutulma, alıkoyma falan... Yok yani. Yok tabii, olur mu öyle şey? Hem öyle bir şey olsa ben senden yardım istemez miyim? Yusuf'un yanında olmaktan ne gibi bir şikayetim olabilir ki? O bana ablamın emaneti. Her şeyim, canım, ciğerim. Bu hayatta tutunacak tek dalım. Yaman Bey. İfadenizi verdiyseniz gidebilirsiniz. Seher'inki de tamam. Eğer bana söyleyeceği başka bir şey yoksa tabii. Yok. Çok sağ ol.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet amca, şu meşhur Yaman kırımı. Osman Bey, girebilir miyim? Aman efendim, hoş geldiniz Nadire Hanım. Tabii, hoş buyurun efendim. Hoş bulduk. Oo, maşallah. Ev ne güzel olmuş böyle, pırıl pırıl. Sihirli bir evdeymiş sanki. Evet, bizim kirazın marifeti efendim. Pırıl pırıl, evet. Kiraz, şu balkonda gördüğüm güler yüzlü kız mı yoksa? Yeni yardımcınız mı? Aman yavrum, pek de sevimli. O koca koca gözlüklerinin altında maşallah çok şeker bir kız. Bakın ne getirdim size, kaplıca dönüşü. Çam sakızı çoban armağanı, kestane şekeri. Aman efendim ne zahmet ettiniz az daha. Estağfurullah ne zahmeti. Bak kızım, komşumuz Nadire Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Benim oğlum da Ali'nin mesai arkadaşı. O da polis yani. Evet, bugüne bugün polis annesiyim. Ne güzel. Ben size bir kahve yapayım. Ah yok yavrum, zaten çok yorulmuşsun. Sağ ol. Yok yok, olur mu öyle şey? Ben hemen yaparım. Vallahi maşallah, çok amarat bu kız. Ben ona yardım edeyim. Bu yorgunluğun üstüne bir de kahve çıkmasın kızcağıza. Ama Ali arıyor. Alo? Ali? Amca iyisin değil mi? Biraz önce sesin kötü geldi. Aklım sende kaldı ya. İyiyim oğlum, iyiyim. Merak etme. Sen ne yaptın? Hani bir şeye bakacaktın. Neydi o? Yaman Kırımlı mıydı? Neydi? Hallettim onu. Sen niye sordun ki? Şey için canım, yani hiç, yani oğlum bu belalı insanlara bulaşmasan diyorum. Ama tabii senin vazifen. Bir şey çıkmadı zaten amca. Peki. Hadi oldu. Neyse ben seni fazla rahatsız etmeyeyim oğlum. Hadi işim vardır. Hoşça kal. Telefonda şikayet etmek daha mı kolay? Anlamadım. Ben de şikayetini niye geri aldığını anlamadım. İşin içine polis, karakol girince korktun mu? Eğer Yusuf'u düşünmeseydim ya da gerçekten ben şikayet etmiş olsaydım bir an bile geri adım atmazdım. Sana kötü davrandım diye intikam alırdın yani. Öyle mi? Bana nasıl davrandığın umurumda bile değil. Ama Selim'e yaptığın şeyi aklım almıyor. Fazlasını hak ediyordu. Yaptığın yetmedi yani, öyle mi? Söylesene.
savunmasız birinin üzerine adam salıp dövdürtmek sence de adil bir hesaplaşma mı? Yanlış bilgi. Ben birine ceza vereceksem maşa kullanmam. Kendim hallederim. Onu da muhatap aldığım adama yaparım. O da en size değil. Adalet Hanım, Küçük Bey'in yemek saatine 45 dakika kaldı. İyi de siz benim Küçük Bey'in yemek saatini aksattığımı gördünüz mü hiç? Her şey hazır. Hazır olmasa da tatlısıyla tuzlusuyla 45 dakikada 5 çeşit yemeği yapar, şu köşeciye koyarım. Sen de iyice abarttın teyze ha. Kızım. Ben kendimden bahsediyorum. Senin gibi bir kaplumbağadan değil. Sen bir saatte ancak o salatayı doğrarsın. O da canın isterse. Yok artık yani. İyice göm beni. Hala ses yok. Ne yaptılar acaba? Sakın Yaman Bey'i hapse atmış olmasınlar. Hah! Aç o şomçeneni. Çok biliyorsun sen, çok. Yani. Biz bu evde ne vakalar gördük, ne vukuatlar yapıştık. Her olaya ayrı bir ders. Okulu değilsek de alaylı sayılır sonuçta. Yani Yaman içeride diyorsun, öyle mi Neslihan? Yo, yani ben demedim. Kusura bakmayın İkbal Hanım. Şoktan ne dediğini bilmiyor. Ben asıl Seher'e üzülüyorum. Yaman o kızı kovarsa... Yavrum Yusuf ne yapar teyzesi olmadan sonra? Ya Allah korusun İkbal Hanım. Yusuf mahvolur o zaman. Ay, geldiler, geldiler. Hele şükür. Hoş geldiniz. Yamancığım, öldük vallahi meraktan. Neler oldu? Ne diye şikayet etmiş o? Aklımız sizde kaldı. Çok sorun çıktı mı? Hakkında şikayetle ilgili işlem falan yapmadılar, değil mi? Sorun yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. İyi. Çok şükür. Bir şikayet falan yokmuş yani, öyle mi? Orası biraz karışık. Müsaadenizle. Bitti yani şimdi, öyle mi Yaman? Şimdilik. Neyse, buna da şükür. Bana bir sade kahve.
Eve polisler geldi. Biri benim adıma Yaman'ı şikayet etmiş. Senin yaptığını biliyorum Selim. Ama bu şekilde bana yardımcı olmuyorsun. Olmaz. Benim yüzümden başı belaya girdi zaten. Bakar mısın neler yapıyor? Kiraz, sen kuru fasulyeyi böyle pişirmeyi nerede öğrendin? Biz Nevşehir'de böyle yaparız. Nevşehir mi? Allah bilir sen testi kebabı da biliyorsundur. Yaparım ama o burada biraz zor. Olsun, bilmen yeter. Kolay mı? Vallahi bravo Osman Bey. Bu kızın on parmağında on marifet. Maşallah, maşallah. Başka bir isteğiniz var mı? Yok Cengar, gidebilirsin. Hoş geldiniz. Siz bir şey alır mıydınız? İstemem, sağ ol. İhbar? Hala kim olduğunu öğrenemedik. Emniyet bu defa işi çok sıkı tutuyor. Muhtemelen taraflardan biri sen olduğun için. Sonuç? Birkaç gün sürebilir öğrenmemiz. Başka bir şey daha var. Nedir? Soygiraylar. İhale dışı kalınca iyice arızaya bağladılar. Sular tahminimden daha çabuk ısındı. Sana fena bilenmişler. Bence tedbirli olmakta fayda var. İşimize bakalım. Bu defa başka Yaman. Adamların damarına fena bastık. Kayıpları çok büyük. Feridun'a göre iflasın eşiğindeler. İşimize bakalım dedim. Peki, sen bilirsin. Kiraz, kızım, dalmışsın. Kara kara ne düşünüyorsun bakayım ha? Başına nasıl bela oldu mu? Senin gibi tatlı bir bela dostlar başına be kızım. Öğretmen. Hayatım resmen komiserin insafına bağlı Osman amca. Ya beceremezsem? Ya her şeyi mahvedersem? Daha neyi becereceksin be kızım? Bak, her taraf pırıl pırıl. Sayende midemiz de bayram etti çok şükür. Hem Ali bu eve bir yardımcı lazım diyordu. İşte sen varsın. Senden daha iyisini mi bulacak be? Hı? Ne bileyim, bir kusur bulur.
bir şeyden rahatsız olur. Ya istemezse, burada kalamazsın derse? Hayır efendim, öyle bir şey söyleyemez. Önce burada ben varım, tamam mı? Her şeyi dert etme kendine be. Rahat ol, ferah ol. Abimin yaptıklarına, şu başıma gelenlere baksana Osman amca. Resmen borcuna karşılık mal gibi satmaya kalkıştı beni. Hem de o adamla. Sonra bir de yetmedi, en çirkin iftiraları attılar arkamdan. Şimdi de namus diye. Kiraz, bak kızım. Şimdi o damat bozuntusu namuslu ama ben... İnsanlar neden bu kadar acımasız Osman amca? Bak kızım, dünya sadece kötü insanlardan ibaret değil ki. İyisi de kötüsü de iç içe hep birlikte yaşıyor. Yani bak, iyi ya da kötü olmak insanın içinde beslediği tohumdan kaynaklanıyor tabii. Ya merhametli, ya gaddar, ya da kavgacı, ya munis, ya pinti, ya cömert. Velhasıl marifet, iyi seçip iyi olabilmekte kızım. Abim, o çok acımasız. Bulduğu yerde beni öldürecek. Bak kızım, sus, sus artık, sus. Olmayacak öyle bir şey. İçini ferah tut. Sil bakayım şu gözyaşlarını. Hadi sil. Korkma artık. Burada kalacaksın. Ben ne diyordum hatırlar mısın? Dert olmadan çare bulunmaz. Çare aramayan deva bulamaz. Hı? Bak, bak da bir şeyler öğren. Buradayım ya teyze. Pilav deyip geçmeyeceksin. Lapa olmaması için böyle pirinçleri güzelce kavuracaksın, kırmadan pirinçleri. Kısık ateşte biliyorum, 10.100. baskı. He, öyle mi? E, hadi gel yap o zaman. Yaparım, ne var? Lapa olursa... Bir tek pirinç tanesine heba etmem, hepsini sana yediririm, haberin olsun. Bakma öyle. Bir kadının pilavı güzelse bütün yemekleri güzel olur. Pilavda iş yoksa geçmiş olsun. Ay sen ayaklanmışsın ya paşam, maşallah. Yüzüne renk gelmiş gerçekten, maşallah. Yusufcuğum, iyileştin demek. İyileşti sayılır. Odada biraz sıkılınca sizi ziyaret edelim dedik. Bir sakıncası yoksa eğer. Ay ne sakıncası olacak? Ben de Yusuf iyice tamamen iyileşsin diye ona düşman çatlatan çorbası yapıyordum. Nasıl çatlatıyor? Nasıl mı çatlıyormuş? Gel göstereyim nasıl çatlıyormuş. Hoppala! Önce... bu tavukları böyle alıp benim gibi didik 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 diyorsun. Sonra fokur 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 dayan suyun içine aniden atacaksın. Şaşıracaklar. Hii, bakacaklar böyle fokur fokur pişerken aman aman. Hii, arkadaşları yok. Arkadaşları mı? Kim onlar? Arkadaşları mı? Kim mi? Arkadaşları tuzdan yağ. Arkadaşları olmadan olmaz. Arkadaşlarını da içine koyunca onlarla böyle fokur 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 pişip fişek gibi bir çorba oluyor. Sonra ne oluyor? Yusuf onu içiyor, iyileşiyor. Bütün düşmanları çatır çatır ortadan ikiye böyle çatlıyor. Duydun mu teyzeciğim? O zaman hemen pişsin de yiyelim, tamam mı? Teyze, sen kilerini liste hazırlayacaksın hani. Cengel bir omurdanmasın sonra. Ay ben unuttum. Hii, adam aylık alışverişe çıkacak. Ay ben bu yemekleri kime bırakacağım şimdi?
Çorbayı hallederim ben. Ay, ay olur mu ana? Merak etmeyin, hallederim. Hem ne güzel anlattınız. İyi tamam, o zaman siz çorbaya bakın. Sen de pilava bak. Bir gittim ben o zaman. Ay tamam teyze. Kısık ateşte, tane tane. Bak şimdi Yusufçum, ben şimdi aşçı başıyım, sen de benim yamağım ol, tamam mı? Vallahi ben de yamak olmaya razıyım. Bu pilav sınavını geçemezsen var ya, teyzemin dilinden ömür billah kurtulamam. Bir bakayım ona. Bunun altını kısalım biraz, suyu çekmiş. Aklımdayken. Birkaç damla böyle zeytinyağı dökersen pilavın parlak olur. Sahi mi? Bu tüyoyu verdiğin iyi oldu. Ben de teyzeme satarım bir güzel. Yusuf ya, senin ne şeker bir teyzen var böyle. Ben de diyorum bu çocuk niye bu kadar tatlı? Meğer teyzesine çekmiş. Evet. Biliyorum aynen. Ben de seni çok özledim. Öyle alışmışım ki sana, sensiz zaman geçmiyor. Şaka mı yapıyorsun? Ay, iki güne dönemem. Hem ablamla konuşmadım daha. Dönme niyetimden haberi yok. Gelince çıkartırız acısını artık. Söz verdiğin Amerika tatilini unutma. Tabii söyle. Yok, bulurum. Ne kadar lazım sana? Ama bu çok fazla. Anladım. Tamam, tamam. Sıkma canını sen. Hallederim ben, tamam mı? Senin işlerin aksamasın. Kaç katı dönecek? Şaka mı yapıyorsun? Aşkım, ne yapacağız o kadar parayı? Tamam, tamam. Gelince kurarız hayalleri. Hadi sen işlerini hallet. Ben de bir duşa falan gireyim, tamam mı? Öptüm seni çok. Tamam canım. Bay bay. Bunu bize nasıl yaparsın? Vay vay vay. Sofraya bak. Bildiğin ziyafet sofrası. Ya. Bu eve ne olmuş böyle ya? Pırıl pırıl değil mi? Bir an yanlış eve girdim sandım. (Gülüyor)
Önce amcama koysaydın. Yok oğlum yok, sen işten geldin, yorgunsun. Kızım sen önce Ali'ye koy. Hadi ver bakayım, ver. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sen bu işi biliyorsun. Amca vallahi dediğin kadar varmış ha. Niye? Sen ne duruyorsun orada? Otursana. Şey, ben mutfakta yiyeceğim. Ya olur mu öyle şey? Gelip biz de yiyeceksin. Hadi kızım, sen de kendine bir tabak al, gel bakayım hadi. Bu adamın bütün bağlantılarını öğrenin. Kardeşimin telefonundaki bütün fotoğrafları attım sana. Kimmiş, bağlantıları neymiş, hepsini bilmek istiyorum tek tek. Çok acil. Şu belayı bir savayım. Senin de ifadeni alacağım Zuhal Hanım. Soygiraylar, ihale dışı kalınca iyice arızaya bağladılar. Sular tahminimden daha çabuk ısındı. Sana fena bilenmişler.
Bu saatte burada ne işin var senin? Su. Su bitmişti. Ortalıkta fazla dolanma. Dalgınsınız. Kafanızı meşgul eden bir şeyler var galiba. Gece çalışan güvenliği işten çıkartın. Uyuyordu. Baş üstüne. Muhasebeyle de görüşün bizde alacağı kalmasın. Tazminatıyla birlikte bir maaş ekstra. Merak etmeyin. Alo. Benim. İmza için mi? Emniyete gelmeden olmuyor mu? Anlamadım. Nasıl karışmış evrak? Tek ben gelsem? Pekala. Hoş geldiniz. Ali nerede? Salonda. Merak etme bir tanem. Hemen döneceğim. Maması. Dedim ya, gelince devam edeceğiz. Tamam mı? Yusufcuğum, Neslihan seni odana çıkarsın canım, hadi. Gel Yusufcuğum. Seher'cim, bitmemiş miydi bu emniyet meselesi? İnşallah bir tatsızlık olmaz.
Aşkım. Hadi biraz ara ver de iki laf edelim ha. Hem şu kahvelerin tadını çıkaralım. Boşuna mı aldın? Ya düşündüğün için sağ ol ama biliyorsun ben pek hazır kahve sevmiyorum. Senin şu Türk kahvesi takıntın da. Kiraz'ı istemediğin halde hala evde tutuyorsun ama. Nasıl anlamadım? Ya ben de onu anlamıyorum. Bu kız niye hala bu evde? Gördün işte. Hem sakar hem yeteneksiz. Ya amcanı böyle birine mi emanet ediyorsun? Ha, iyi hatırlattın ya. Ben gidip de bir amcamı yoklayayım. Hem Kiraz'dan da Türk kahvesi isterim. Sen gelmiyor musun? Yok canım. Benim bir müvekkilimi aramam lazım da onu aradan çıkartayım. Sen bilirsin. Alo, ne var Kara? Ne? Buldunuz mu? Hemen buraya gelin, hemen. Seher? Fırat. Ne oldu yine? Bir şey mi oldu? Önemli bir şey yok. İmzamız gerekiyormuş sadece. Sadece bunun için mi ya? Allah Allah. Seher nasılsın? İyiyim Karanfil, sen nasılsın? İyiyim ben de, ne olsun uğraşıyoruz işte. Ali komiserim bizi evde bekliyor. Şu hırsız peri kızı var ya, bilgileri geldi. Öyle mi? Neyse, ben gideyim. Size kolay gelsin. Ha tamam, bak dediğim gibi bu arada. Annem bekliyor. Tamam, tamam. Geldik komiserim. Hadi girin, girin. Salona geçelim hemen. Geçin, oturun. Fırat, geç sen öyle. Hani dosya? Buyurun komiserim. Vallahi nihayet bilgiler elimize ulaştı. Bırak şöyle. Vallahi fotoğrafına baktım da hakikaten güzel kızmış şu hırsız peri. Nevşehir'den kaçıp İstanbul'a gelmiş. Meryem Gündoğdu. Demek kafamı patlatan sendin ha? Polisle ne konuştun? Neden sordun? Takılıp kaldın da. Muhabbet ettik biraz. Muhabbet? Senden bir şey sakladığımı falan mı sanıyorsun?
O Selim denen işgüzar, şimdi de bu polis bozuntusu. Daha kaç kişi var etrafında? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Tek bir şartla Yusuf'la kalmana izin verdim. Geçmişinden hiç kimseyi görmek istemediğimi söyledim. Ama habire bir erkek arkadaşın çıkıyor karşıma. Fırat benim süt kardeşim. İnme sakın. Ya ne demek inme? Bekle biraz. Neyi bekleyeceğiz? Adam ölüyor belki de. Tuzak bu. Sen paranoyaksın. Hayır, dur dedim. Amca. Amca iyi misin? Amca aç gözünü. Amca, iyi misin? Var mı bir şeyin? Bir şeyler yapmamız lazım. Amca!